birazcık şunu düzelteyim. Klasik canlı yayın şeyi yaşıyorum ben her zamanki gibi. Çok özür dilerim bu arada. Bu ayarı yapmıştım ama bu ayarlar açtıktan sonra değişiyor. Görüntü ayarları. Çok üzgünüm. Çok özür dilerim, sizi 2 saniye bekleteceğim. Sanırım şu an iyiyiz. Herkese merhaba. Ufak bir salladım hepinize ama kusura bakmayın. Hala işte bir şeyleri ayarlayamıyorum. Tamam, teşekkürler Black06. Ay. Önce herkese merhaba. Bir merhabalaşalım. Umarım herkes çok iyidir. Teşekkür ediyorum katılan herkese bu arada. Mehmet hoş geldin. Tülin Hanım, Deniz, Antimyop, Antipatik, Ebru Hanım hoş geldiniz hepiniz. Ayşe Kaskapan hoş geldin. Ayşegül Hanım merhaba. M akşamınız hayırlı olsun. Teşekkürler Bay Mühendis. Aycan Hanım, Hülya Kurt, Semra Bora hoş geldin. Yasas çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Fatma Hanım, Sıla Hanım. Bu arada bu selamlaşma kısmıyla ilgili bazı insanlar böyle şey yazıyorlar bana. İşte çok uzun selamlaşıyorsunuz. İşte videonun başını izlemek istemiyoruz falan. Ama bu benim için önemli bir kısım. Ben de buna saygı duymanızı istiyorum. Bu çünkü iletişimde kalıyoruz. Yani canlı yayına katılanlara ben teşekkür etme tabii ki ihtiyacı hissediyorum. Bir de iletişimde olmak benim gerçekten hoşuma giden bir şey. Onun için şimdiden kusura bakmayın. Yalnız videoyu koyduktan sonra en azından videonun kaçıncı dakikada başladığını aşağı yazarım. O şekilde bir durum yapabiliriz. Coşkun Bey hoş geldiniz. Yasemin Dülger merhaba. O Deniz'in deryası merhabalar. Bugün aslında sadece abone olanlar konuşabilir modunun nasıl açıldığını biraz önce hatta yine uğraştım bayağı bir. Onu açtım. İşte ben de yeni yeni bir şeyler öğreniyorum. Artık sadece kanala üye olanlar kanalda sohbet ekranında konuşabilecekler. Paralı üyelikten tabii ki bahsetmiyorum. Normal kanalımıza üye olmaktan bahsediyorum. Berfiye Hanım. Aynen, biz de yavaş yavaş zaten toplanıyoruz. O sırada da selamlaşmak güzel bir şey. Bence. Ben çok seviyorum yani böyle karşımdasınız gibi ben de hissediyorum artık. Esra Kanat merhaba. Nuran Savata merhaba. Ayşe Vageyik merhaba. Yok, geç kalmadınız, daha selamlaşıyoruz. Bu arada sorulara da bir isterseniz şey cevap vereyim ben. Şimdi şöyle bir soru oldu. Bu Passion Gram Javeler'i de gelmiş. Bu arada moderatörlerime de merhaba diyeyim tabii ki. Nevin Hanım merhaba. Çağla Tuğaltay ile ilgili biliyorsunuz Halis Dokyos Hoca ile bir yayın yapacağımızı söyledim. Evet, yapacağız. Önümüzdeki hafta hocamız yoğun olduğu için tabii onun uygun bir zamanına denk getirmeye çalışıyorum ben. Benim de okulla alakalı biraz koşturmam olduğu için maalesef bir böyle şey yapamadık ama önümüzdeki hafta bir video çekeceğiz. Bunu da size buradan selam ver, buradan sözünü vereyim. Selam vereyim. Bakayım buradan tekrar. Merhaba demediğim, atladığım bir isim varsa ona da merhaba diyeyim. Aslan Hanım çok naziksiniz. Sevgiler demiş. Siz de öylesiniz. Çok teşekkür ederim. Yıldız Kılıç merhaba. Yeşim Hanım merhaba. Saadet Ahmedova merhaba. Yukarı doğru çıkıyorum. Özlem Hanım merhaba. Sıla Hanım. Sibel Saraçoğlu merhabalar. Yasas merhaba demiştim ama tekrar diyeyim. Nazselgün. Nazselgün Hanım merhabalar. Sanırım herkese selam verdim. Cemre Baytaş merhaba. Hoş geldiniz.
Bu arada 2994 aboneydim en son. Bugün yayında 3000 olursak onu da ufak bir kutlayalım bence. 3000 güzel bir skor benim için. Değişik bir hissiyat. Aa, kardeşim de gelmiş. Berkaycığım merhaba. Büyük harfle yazarsan Berkay görürüm. Bu arada kardeşimle kız arkadaşına buradan bir de teşekkür edeyim. Hemen kısacık bir şey anlatayım size. Hafta sonu diyorum işte, bu hafta kedileri beslemeye gittiğimde çok minnacık bir kedi buldum. İşte annesi terk etmiş sanırım. Beni görünce bir koşa koşa geldi. İşte ne yapacağım, ne edeceğim biraz bir düşündüm falan. İşte neyse, bizim bu sitemizde bir çok tatlı Emine abla var, benim arkadaşım. O işte geçici yuva olarak evini açtı. Ondan sonra hemen ertesi gün kardeşimin kız arkadaşı sahiplendi. Çok mutlu, çok tatlı bir şey. Buradan da teşekkür edeyim. Marilyn, hoş geldiniz üyeliğe. Çok teşekkürler. Çok böyle pozitif bir hafta oldu benim için. Çok mutlu oldum. O yuvası olduğu için. Bunu da buradan paylaşayım dedim. Aynen Ayşegül Hanım. Çok da tatlı bir şey, minnacık bir şey, böyle avuç kadar. Mustafa Özbay İsviçre'den merhaba demiş. Çok selam söylüyorum ben de İsviçre'ye buradan. Evet, çok yaramazmış. Kardeşim söylemişti. Sibel Saraçoğlu. Evet, kediler, köpekler. Hepsi acayip seviyorum ben de. Bugün ufaktan başlayalım isterseniz. Toplandık mı? Herkes kahvesini falan aldı mı? Biraz daha uzatabilirim istiyorsanız. Ayşegül Hanım çok teşekkürler. Öykün Blender iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Hülya Hanım hoş geldiniz. Hatice Ahmedova selam dedim. Annem de geldi. Bütün aile üyelerini buraya topladım. Merhaba anneciğim. Ebru Hanım çok teşekkür ederiz. Jean Destiny iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Başlayalım mı? Ne dersiniz? Sizden bir şey bekliyorum böyle. İşaret. Tamam. Evet, bugün enteresan bir yayın olacak. Değişik bir yayına sizlerleyim. Bu arada şey söyleyeceğim. Çok fazla şey yazan oldu. Artık Cem Gariboğlu vesaireye falan işlemeyin. İşte artık biz sizden böyle seri katiller vesaireyle ilgili bir şeyler bekliyoruz diye çok memnun oldum bu arada da. Bunu yazanlara buradan bir teşekkür edeyim. Ben zaten bu Cem Gariboğlu yayınından sonra bir daha Cem Gariboğlu yapmamayı düşünüyorum. Bugün son noktayı koyalım. Kabak tadı vermesin. Çok haklısınız yani bu konuda. Biz şimdi biraz da böyle hep beraber şunlara yönelelim istiyorum. İşte bu Amerika'daki ünlü işte seri katiller, işte değişik cinayet davaları. Biraz da bunları inceleyelim. Mesela bunlardan bir tanesi Zodiac, biliyorsunuz. Yani hepimizin hakim olduğu. Zodiac'ı bir böyle büyüteç altına alalım diyorum. Yani sıradaki konumuz bu olsun diyorum. Sanırım herkesin de hoşuna gidecek diye düşünüyorum. Cem ve Münever konusunu da merak ediyoruz. Tabii bunu zaten yani bugün işleyeceğiz zaten hep beraber. Hazırlandım zaten bunun için. Ama yani çok fazla uzatıp sizleri de sıkmak da istemiyorum. Çikolato ne zaman geliyor demişsiniz. Aynen. Onu da yapalım. Yani böyle çok acayip seri katiller var. Çok acayip cinayet davaları var. Bunları da konuşalım. Çok enteresan. İşte yani mesela faili ilk başta çok bambaşka biri gibi görünüp sonra hepimizi şok eden cinayet davaları var sonuçlanan. Bunları da konuşalım. Bence keyifli olur. Aslan Efe, Fatma Demir cinayeti. Yani Türkiye'dekilerle ilgili de aslında bakıyorum. Yani çok fazla
Kanallarda işlenmiş konuları artık daha böyle üst üste yapmak istemiyorum. Yani ben daha doğrusu şu tarafındayım bu işlerin. Yani bunu bilimsel açıdan değerlendirip artık daha fazla uzatmadan, yani dedikodu artık kıvamına getirmeden, işte artık söylentileri masalara yatırıp falan uzun uzun konuşmadan bitirme taraftarı ve ilerleme taraftarıyım. Onun için çok böyle uzatmak da hoşuma gitmiyor aslına bakarsanız. Ama tabii bu Çağla Tuğaltay, Cem Gariboğlu gibi, işte Çağla Tuğaltay cinayeti, Münevver Karabulut cinayeti gibi, özür diliyorum. Bu gibi konular tabii ki dikkat çekiyor. Çünkü Çağla'nın tabii faili belli değil. Bu yüzden dikkat çekiyor. Münevver Karabulut cinayetine baktığımız zaman öldürülüş şekli, işte içeriği, bugün konuşacağımız şeyler, bunlarla ilgili de ciddi sıkıntılar var. Merak ediyorsunuz tabii ki. Ben de konuşmak istiyorum zaten. Bakalım, yani bu şeyden sonra, yayından sonra yine çok fazla talep olursa bir şeylere, o doğrultuda gitmeyi düşünüyorum ben. Aslı Yağmur, evet, böyle mesela değişik dosyalarla ilgili analizler yapalım. Deniz Hanım, Deniz Bey ya da bilmiyorum, yanlış söylüyorsam kusura bakmayın. Bence de Burçak Hanım, daha çok neden çözülmedi? Zaaflar, olayları vesaire. Bence de Hülya Bektaş Hanım, hoş geldiniz. Şeyma Görmez, hoş geldiniz. Saadet Sağaroğlu, hoş geldiniz. Bunlardan biraz böyle Palu ailesi demiş. Mesela Palu ailesi de enteresan. Onu da inceleyebiliriz. Evet. Esra Kanat, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Cin Destiny, çok teşekkür ederim. Kesenize bereket. Bu arada bir de bunu da söyleyeyim. Daha benim pin kodum hala gelmedi. Şu pin kodum bir gelse hemen sizinle bir canlı yayın açacağım. Böyle kısa. Bu parayı nereye verelim, ne yapalım, nasıl gönderelim diye bunu unutmadım yani. Sakın unuttum sanmayın. Hala pin kodum bana gelemedi yani. Hala yollarda gönderecekler. Tamam, şimdi başlıyorum artık. Şimdi Münevver Karabulut cinayeti biliyorsunuz birçok durumu içinde barındıran bir cinayet aslında. Bu birçok açıdan ele alınması gereken, birçok açıdan incelenmesi gereken bir cinayet dosyası. Münevver Karabulut cinayeti, canice işlenmiş bir cinayet olmasının yanı sıra ardından yaşanan bu skandallarla da hafızalarımıza yer etti. Babasının Cem'e yazdığı mektuplar, işte bu adli tıpta yaşanan skandallar ve Cem'in intiharı ile adından en çok söz edilen cinayet dosyalarından biri haline geldi ülkede. Birçok YouTube kanalında, işte televizyon programlarında bu konu yıllardır konuşulmakta. İşte yazılan senaryolar gerçeği ne kadar yansıtmakta? Abartılıyor mu? İşte bir medya malzemesi mi yaratılmaya çalışıldı? Yoksa gerçekten bu yaşananlarda olağan dışı bir takım durumlar var mıydı? İşte bugün bunların hepsini konuşalım istiyorum. Şimdi ilk olarak Cem'in yakalanıp tutuklanma sürecinden intihar sürecine kadar olan olayları anlayalım istiyorum. Bunun için de gazetelerden derlediğim başlıklara ve yazılara bir göz atalım isterseniz. Şimdi Sabah gazetesinin haberine göre Mart 2009 günü Etiler'deki bir çöp konteynerında başı gövdesinden ayrılmış halde bedeni bulunan liseli Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu, 17 Eylül gecesi avukatları aracılığıyla güvenlik güçlerine teslim ediliyor. Biliyorsunuz 197 günlük bir kaçışın ardından teslim edilmişti. Ve aynı gün tutuklanarak Maltepe cezaevine konuyor. Mahkemece 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Garipoğlu'nun Silivri Beşnoğlu cezaevindeki koğuşunda başına poşet geçirdikten sonra çamaşır ipiyle kendini astığı söyleniyor. Haber 2014 yılında gazetelere şu şekilde yansıyor. Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı. Cezasını 10 yıl sonra tamamlayacak olan Garipoğlu'nun cesedi infaz koruma memurları tarafından
sabah saat 8 sıralarında tek başına kaldığı üçlü koğuşta bulundu. Garipoğlu'nun Silivri Beşnoğlu cezaevinde üçlü koğuşta tek başına kaldığı, kamera sisteminin ise koğuşun ortak avlusunda bulunduğu belirtildi. Kamera görüntülerinde yapılan incelemede koğuşa kimsenin girmediği görüldü deniyor haberde. Şimdi bunların tabii büyük bir kısmını bu haberlerin okuyarak ilerleyeceğim. Bunun bir altını çizeyim, sonrasında böyle çıkıp ortaya niye okuyorsunuz falan diyen oluyor. Bunu her seferinde söylüyorum, kusura bakmayın ama yani nasıl olmasını bekliyorsa bazı insanlar anlamıyorum. Yani bunları ben tümünü nasıl ezberleyeyim ya da bunları anlatabilirim tabii ki ama eksik şekilde size canlı yayında söylerim endişesiyle tabii ki buradan net olarak önemli de bir dava olduğu için, detaylar çok önemli olduğu için okuyarak gitmeyi tercih ediyorum gazete haberlerini. Şimdi önemli bir detay olarak burada şunu söyleyebiliriz. Çamaşır ipiyle kendine astığı belirtilen Cem Garipoğlu'nun koğuş arkadaşı, iş adamı Korkmaz Yiğit, "Bende hiç intihar edebilecek bir çocuk izlenimi yaratmadı," diyor. Şimdi bu kısım gerçekten çok önemli. Neden biliyor musunuz? Çünkü Cem Garipoğlu ile ilgili hep şu söylendi. İşte öz bakımına dikkat etmedi, işte garip garip şeyler yaptı, onun için koğuşta istenmediği, onun için bir hücreye gönderildi vesaire gibi açıklamalar yapıldı. Oysa ki bu hücrede beraber kaldığı koğuş arkadaşı, işte hücre arkadaşı da diyor ki hiç intihar edebilecek bir çocuk izlenimi yaratmadı bende, diyor. Yani bu durum yani şu şekilde iletilmemiş. Yani Cem zaten öz bakımına dikkat etmiyordu, garip garip tavırları vardı, intihara da çok yatkın olduğu belliydi. Değil. Yani böyle bir şey söylenmiyor. Bunun da bir altını çizelim. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinde yer alan savcılıktan yapılan açıklamada ise, bakın bu da çok önemli, Garipoğlu'nun kaldığı koğuştaki materyallerden alınan parmak izlerinin incelemesi ve karşılaştırılması sonucunda Garipoğlu'nun parmak izinin dışında herhangi bir bulguya rastlanmadığı, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın 12 Kasım'daki otopsi raporuna göre ise Cem Garipoğlu'nun kesin ölüm sebebinin, lütfen buraya dikkat edin, başa poşet geçirilmesine bağlı ağız burun kapanması ve boyuna bağ tatbikine bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bakın burada şunu demiyor, otoerotik asfiksiden ölmüştür demiyor. Burada mekanik asfiksi diyor. Yani mekanik asfiksi ne demek? Mekanik terimi bir tür fiziksel gücün dahil olduğu ve oksijenin verilmesine ve alınmasına müdahale edildiği anlamına gelir. Bunun en yakın örneklerini nereden açıklayabiliriz? Hepimizin bildiği bu George Floyd vardı biliyorsunuz. Amerika'da bir polisler tarafından boğazına basılarak öldürülen bir nefes alması engellenen bir siyahi kişi vardı, hatırlarız hepimiz. İşte bu işte bir diz kullanılarak, yani bir orada işte mekanik bir şey kullanılarak yapılan bir asfiksi işte. Yani oksijenin verilmesine ve alınmasına müdahale ediliyor işte bu dizle. Ve bir işte ölüm gerçekleşiyor. Bir boğularak ölüm gerçekleşiyor. İşte buna mekanik asfiksi diyoruz biz. Yani herhangi bir araç kullanarak, yani vücuttan bir araç olabilir ya da işte bir ip vesaire gibi bir şey olabilir. Bir araç kullanılarak gerçekleşen, boğulma sonucu gerçekleşen bir ölümden bahsediyoruz. Sonuç olarak yani biz burada poşetle havasız kalarak bir ölümden bahsediyoruz. Yani otoerotik asfiksilerinden bahsetmiyoruz. Yani kayıtları bu şekilde geçmemiş. Ama nedense bir süre sonra her yerde bu haber yayınlanmaya başlandı. Yani şöyle resmi ağızlardan değil. Ama işte baktığınız zaman internette mesela bununla ilgili, bu davayla ilgili işte yazılmış şeylere otoerotik asfiksi sonucu öldüğü gibi bazı şeyler yazılıyor. Oysa ki savcılığın açıklamasında böyle bir şey yok. Yani bizi bağlayan burada savcılığın yaptığı açıklamadır. Onların raporudur. Peki bu otoerotik asfiksiyle ölüm ve intihar olgusunu nasıl ayırabiliriz? Yani işte
kriminologlar, adli tıp uzmanları, işte adli kolluk kuvvetleri bunu nasıl ayırt ediyorlar? Şimdi ölen kişi otoerotik asfiksi de bir tür yalnız cinsel aktiviteye girerken hipoksiye neden olacak şekilde tasarlanmış bir bağlanma nedeniyle asfiksiden ölür. Yani bir tür cinsel aktivite vardır burada. İntiharda herhangi bir cinsel aktivite yoktur. İkincisi, bunu tercih eden kişiler bilinçlerini kaybetmeleri durumunda, otoerotik asfiksiden bahsediyorum yine, bir kurtarma mekanizması benimserler. Yani eğer buna bağlı yanlış bir ölüm var ise yakınlarında bir bıçak, bir makas gibi kurtarıcı bir alet olması gerekir. Bu çok önemlidir. Çünkü intihar girişimlerinde bu yoktur. Kendini asmaya çıkmıştır biri, diyelim ki asarak intihar edecekse. Herhangi kurtarıcı bir malzeme yanında tutmaz. Ama otoerotik asfiksi de işte, çünkü buradaki amaç otoerotik asfiksi de amaç ölüm değil. Amaç bir haz almak. Yani bu hazın sonucunda da yine o bağdan, işte o şeyden kurtulmak. Yani yaşamına devam etmektir. İşte onun için de bir makas, bir bıçak gibi bu kurtarıcı nesneler olması gerekirdi etrafında. Ve otoerotik asfiksi olan kişilerde bir takım cinsel sapmalar gözlemlenir. İşte travestilik vesaire gibi. Yalnız intiharlarda parafillik eşlik etmez. Yani bu sebeplerden dolayı olmaz. Yani toparlayacak olursak bu konuyu. Bir, bu arada şunu bir düzelteyim. Çok pardon. Coşkun Bey'e çok teşekkürler bu arada. Can kurtarma sisteminin başarısız olduğunu kanıtlayan olay yerindeki kanıtlar. 2. Cinsel aktivitenin yalnız olduğuna dair kanıt. Çünkü diğer durumlarda cinayet veya yardımlı intihar olarak nitelendirilir bu durumlar. Onun için de bunlara bakılır. 3. Pornografi gibi cinsel fantezi materyallerinin kanıtı. 4. Önceki otoerotik boğulma eylemlerinin kanıtı. Bakın, bunu yapanlar daha önceden böyle öyküleri oluyor çünkü. Bunlar da önemli. 5. Bariz bir intihar niyetinin olmaması. Bunların baktığımız zaman bunlara, işte Cem'de bunları görmüyoruz. Peki diyelim ki bu normal bir intihardı. Eğer poşetle intihar edilir mi? Şimdi öncelikle eller serbest ise bu pek mümkün değildir. Şimdi bu intihar olguları gerçekten incelenmiş ve önemli konular. Yani bunları biz bilimsel olarak da açıklamak için belirli temellere oturtmak zorundayız. Neden? Çünkü intihar ve cinayeti birbirinden ayırt edebilmemiz lazım. İşte intihar süsü verilmiş cinayetler de oluyor, biliyorsunuz. Bunları ayırt edebilmemiz lazım. Şimdi buraya baktığımızda eller serbest ise bu pek mümkün değil. Genelde bu tür intiharlarda mesela arkadan ellerin kelepçelendiğini görürüz. Kişi kendi kendini de kelepçeleyebiliyor. Ya da bu poşete herhangi bir gaz dolumu yaparlar. Bu da mevcut değil. Zaten mümkün de değil bu. Yani yardımcı unsurlar olmadan bu şekilde intihar etmek, yani Cem'in öldüğü söylenen şekilde intihar etmek pek mümkün değildir. Neredeyse imkansızdır bile diyebiliriz hatta. Ayrıca Cem Garipoğlu'na konulan şizoid tanısı da intihar etme riskinin düşük olduğu anlamına da gelmekte. Bakın bu da önemli. Buraya devam edeceğim ama biraz bir yazdıklarınıza bakayım istiyorum. Çünkü ekrandan geçiyor, görüyorum. Bir şeyler kaçırdım mı diye bir hemen bakayım. Hızlıca. Aslan Efe, sen git önce kızı doğra parçala, sonra kahve keyfi yap, sonra da kendine Aslı desinler. Evet, aynen öyle. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani bunlar hep bunu destekleyen şeyler. Yani sadece kahve içmiş olsaydı yine bunu söyleyemezdik. Olabilir diyebilirdik ama bir sürü şey var. Yani bu durumlar hep birbirini destekleyen şeyler. Bakalım.
Cemre Baytaş demiş ki intihar olsaydı aile orayı yıkardı demiş. Kesinlikle buna ben de katılıyorum. Bu mesajı da şöyle sabitleyelim. Yukarıya sabitlendi mi bilmiyorum. Aynen öyle. Katılıyorum. Cem'in mezarı açılacaktı bayram sonu. Ne oldu demiş Aslan Efe. Hiçbir fikrim yok. Sanırım vazgeçildi. Şimdi Aa, Suzan abla gelmiş. Hoş geldin Suzan ablacığım. Merhaba. İyi ki bakmışım. İleyna Hanım hoş geldiniz. Cemre Hanım rica ederim. Çok çünkü mantıklı. Yani bu benim kesinlikle en net olduğum konu. Yani bu yani bunu zaten ilerleyen şeylerde konuşacağım ama özellikle koymak istedim bunu oraya. Çünkü bu bizi aslında bu işte netleştiren en önemli noktalardan biri diyebiliriz. Cin Destiny, ülke tarihinin en karanlıkta kalan cinayetidir Münevver. Gizemlerle dolu demiş. Kesinlikle katılıyorum. Aycan Hanım, baba arada çıkıp böyle şeyler diyor, sonra vazgeçiyor. Susuyor ya da vazgeçiyor. Evet, yani babanın dediğim gibi bu tür ailelerin psikolojisini anlamamız gerekir. Gerçekten yaşadıkları normal şeyler değil. Aslı Hanım, ben olayda herhangi bir böyle işte bir ritüel, işte bir yani buna benzer herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bu benim fikrim tabii ki. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Ben sadece çok psikopatça yapılmış bir cinayeti hep beraber tamamladıklarını düşünüyorum ve burada tek amaç vardı, o da Cem'i kurtarmak. Yani artık giden gitti. Zaten birazdan işte babanın mektubunu da okuyacağım size. Yani herhalde bu tarz bir şey çok fazla okumam diye düşünüyorum yani hayatımda. Çok enteresan bir mektup. Eminim okumuşsunuzdur hepiniz ama bugün bunun analizini yapalım çok istiyorum. Yani hep beraber bunu okuyalım ve konuşalım istiyorum. Şimdi Rahim Hanım, evet bir takipçim var benim. O kendini biliyor. Çok tatlı, onu çok seviyorum. O her zaman her konuda bana destek verir. Bu kitap onda varmış ve bana bazı pasajlar gönderdi oradan. Ben de hayrete düştüm yani. Gerçekten enteresan şeyler vardı. Adli tıp raporunu orada gördüm mesela. Şimdi Yeşim Özhan Hanım hoş geldiniz. Şimdi şizoid tanısı konmuş dedik. Ve dedik ki bu şizoid tanısı da intihar etme riskinin düşük olduğu anlamına gelmekte dedik. Ayrıca eğer bu şimdi bu şizoid tanısını açacağım fakat bir önce neler olabilir bu şizoid tanısında onu bir söyleyeyim. İşte intihar oranı düşüyor. Yani herkesteki kadar bir intihar oranı bulunuyor bu kişilerde. Yani şizoid olması intiharı tetikleyen bir şey değil. Ve bu şizoid tanısı doğru ise o zaman Cem'in bu cinayeti tek başına işlemesinin mümkün olma oranı da ciddi derecede düştüğünü söyleyebiliriz. Çünkü şizoidler direkt olarak kışkırtıldıklarında bile öfkelerini yansıtmakta zorlanırlar. Ve genellikle pasif tavırdadırlar. Bunun için yani günlük yaşam olaylarına katılmayı tercih etmezler. Başkaları ile benzer kaygıları yaşamazlar. Sakin, serin kanlıdırlar. Duygularını seyrek gösterirler. Yani tüm bunlara bakarsak Cem'in cinnet geçirerek bu cinayeti işlemiş olduğu olgusu da çürür. Yani bu verilen şizoid raporu o zaman bu olguyu çürütüyor. Bu o zaman cinnet geçirilerek yapılmış bir cinayet değil. Ve 29 kez bıçaklayıp ardından kafasını keserek bedenden kurtulma kararlılığı da
bu kişiliğe aykırı bir durumdur arkadaşlar. Yani şizoid kişiliğe uygun bir durum değildir. Bu ancak onu birinin ya da birilerinin yönlendirmesiyle gerçekleşebilir. O zaman burada ailenin katılımı da netleşmiş olur. Eğer Cem'e konulan tanı şizoid tanısı gerçekse. Bu tanının konduğunu Münevver'in avukatından ve basında yer alan haberlerden biliyoruz. Onun dışında net olarak bir belge görmedim. Ama konuşulan bir şeydi bu. Şimdi olayın teknik yönünün dışında ailenin tavırları da bize bunun bir intihar sonucu ölüm olmadığını düşündürmekte aslında. Peki nedir bunlar? İşte Nida Garipoğlu tarafından kaleme alınan ve avukatları tarafından basına dağıtılan mektup şu şekilde. Mektuba başlıyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Yani bu mektubu gerçekten inanamadım yani okurken ben. Birazcık bakayım bu arada. Saadet Hanım demiş ki cinnet geçiren demek istemiş. Testere almaya gitmez demiş. Aynen öyle. Burcak Hanım, testereyi polisin kolay bulacağı şekilde saklarken sizce bıçağı neden ortadan kaldırdı? Demek ki bıçakta parmak izini görülmemesi gereken birileri vardı diye düşünüyorum ben. Yani çünkü testerede Cem'in parmak izleri çıkmış. Demek ki bıçağın üzerinde parmak izlerinin çıkılmasını istemeyen, ortalığa dökülmesini istemeyen birilerinin parmak izi vardı. Onun için de bıçak ortadan kayboldu, kaybedildi. Antipatik tip. Şizoid tanısı konduysa nasıl bu kadar sosyal olabiliyor? Şimdi şöyle bir şey var. Ben de aynı şekilde bunu irdeledim. Fakat bunlar rol yapabiliyorlardı. Yani sanki hiçbir şey yokmuş gibi de davranabiliyorlar. Bunu da bir yerde tutalım. Bu arada bu tanının %100 doğru olduğunu da zaten emin değiliz yani. Şimdi bir tanı konmuş ama bunu kim verdi, nasıl getirdi, aile ne zaman aldı bunu, oradayken mi gerçekleşti falan, bu detayları bilmiyoruz tabii ki. Bıçağın yanı sıra Münevver'in cep telefonunda bulunmamış. Evet Yeşim Hanım. Demek ki işte yani ortadan kaybedilen bir takım nesneler varsa demek ki burada bir takım bağlantıları ele verecekti bu nesneler. Bir takım bizim görmek isteyeceğimiz ve yakalayacağımız ayrıntılar vardı bu nesnelerin üzerinde. Bunlar yok edildi demek ki. Şimdi babasının mektubuna geçiyorum. O olay mektup. Bakalım neymiş? Bir hata yaptın, kendini kaybettin. Bir kaza oldu. Çok zor günler geçirdin. Ailemiz de zor günler geçirdi. İnşallah bu zor günleri de atlatacağız. Oğlum, bundan sonra ne yapman gerektiğini yazıyorum. Avukat abini dinle. O çok tecrübeli ve aile dostumuz olan birisi. Tavsiyelerine uy. Her şeyi anlat. Avukatımız da bunu istiyor. Onun vurgulamasını istediği şeyleri vurgula. Oğlum, insanlar hata yaparlar. Utanılacak, acı duyulacak şeyler de yaparlar. Yapmamaları lazım ama hayatta bazen açmaz durumlar da oluyor. Sen de bir hata yaptın. Belli ki kendini kaybettin. Sonuç korkunç. Ben de biliyorum ki içinde hep bir boşluk olacak. Ben de, annen de, kardeşlerin de bu boşluğu dolduracağız. Birbirimize kenetleneceğiz. Geleceğe bakacağız. Allah'a dua ediyorum. Sen de dua et. Adalete güven. Ne yapmış olursan ol, seni çok seviyoruz. Canım babacığım, acı sevgiyle sarılacak. Sen de cezanı çekip çıkacaksın. Eski günlerdeki gibi hep beraber olacağız. Annen, kardeşlerin, halan, amcaların, kuzenlerin, herkes seni çok seviyor. Hepimiz üzüldük ama geçmiş geri gelmez. Yani
Gerçekten inanamıyorum size ya. Onun yerine keşke siz intihar etseymişsiniz yani. Sen ne yapmış olursan ol, biz seni seviyoruz hem de çok. Ben her gördüğüm insana senin ne süper bir insan olduğunu söylüyorum. İstemeden bir kaza oldu. Arabayı duvara vurduk. Önemli değil. Sen sağsın ve iyisin. Bundan sonra gereken her şeyi yapacağım. Bu acıyı ve korkunu yenmen için her şeyi yapacağım. Yeni bir dönem başlayacak. Güçlü ol. Bakın bunun altını çiziyorum yani bunların. Yeni bir dönem başlayacak falan. Yani bunları gerçekten dikkat edin yani. İnancını yitirme. Ümidini asla kaybetme. Ve inan son aylara göre çok daha iyi geçecek. Ben seni hiç yalnız bırakmayacağım. Seni kendi canından çok seven baban seni asla yalnız bırakmayacak. Hep yanında olacak. Oğlum, canım benim. Sakın heyecanlanma. Hatanla yüzleşeceksin. Ne olursa olsun, ne yaparsan yap, ben seni sadece destekleyeceğim. Senin gibi bir oğlum olduğu için hep şükrettim. Sevindim. Bu mutluluğum, bu gururum ben yaşadığım sürece hep devam edecek. Yani 2 dakika ara vereyim gerçekten. Yani ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum yani. Mor Menekşe diyor ki neredeyse boş ver demiş baba. Aynen öyle. Zaten burada hiç yani Cem'i suçlayıcı hiçbir şey yok. Biraz sonra konuşacağız zaten. Yani böyle yani işte bir arabayı duvara tosladın yani. Bu diyor olan yani. Tülin Özer. O dönemde Nida Garipoğlu'nun iş yerinde stajyer ifade etmiş. İntihar ettiği gün teşhis edip iş yerinde parti gibi bir hava varmış. Bunu ben de duymuştum. Ne kadar enteresan değil mi? Özlem İçik demiş ki yazıklar olsun demiş. Bence de katılıyorum. Demiş ki Mor Menekşe, istemeden o kadar bıçaklamalar kesme kazaymış. Evet, kazaymış. Bir araba duvara toslamış. Meltem Hanım diyor ki bakın yakalamış o da. Ne yaparsan yap ben senin hayatını yeniden planlarım diyor. Olan olmuş, boş ver sen keyfine bak demiş. Gerçekten öyle. Merlin hata diyor. Bu nasıl hata olabilir? Yuh demiş. Kesinlikle. Pocahontas hoş geldiniz. O denizin deryası. Seni öldü gösterip yurt dışına kaçıracağız. Hazır ol. Bakın gerçekten bu bir özet gibi. Yüzünü de değiştireceğiz. Kurtaracağız seni demiş. Bu arada yüzünü değiştirmesine hiç kimsenin gerek yok. Çünkü zaten o zaman Cem küçük. Yani daha sonra biliyorsunuz insanların yüz hatları oturuyor. İşte yüzü değişiyor. Tipi değişiyor. Yani bir ameliyata bile gerek yok. İnanın yani. O çekildiği fotoğraflardan zaten bu zamana kadar yani bu olayın olduğu günden bu zamana gelirsek zaten çok değişmiştir. Büyümüştür. Yüzü oturmuştur yani. Aslan Efe çok güzel söylemişsiniz. Avukat abini dinle diyor. Sanki 3 yaşında tuvalet eğitimi veren birine diyor şey yapıyor çocuğa diyor öğüt veriyor gibi diyor. Aynen. Aynen Aycan Hanım. O çocuk kilo alsa zaten değişir yüz demiş kesinlikle. Coşkun Bitiş. İnsanlıktan çıkmış bir aileye Allah ne yardımı yapar acaba? Ben de çok merak ediyorum. Bu Allah'a sığınmalar da moda oldu böyle. Enteresan yani gerçekten. Söyleyecek şey yok. Devam ediyorum arkadaşlar. Hazırsanız biraz bir nefes aldıysak. Güneş demiş ki bakın böyle bir mektubu alan Cem neden intihar etsin demiş. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani şu mektubu kimi alıp intihar eder ki? Yani yepyeni bir hayat seni bekliyor demişler. Niye intihar edeceğim ki ben bunu gördükten sonra? Niye bunalıma gireceğim ki zaten? Yani mümkün değil zaten böyle bir şey. Kesinlikle katılıyorum.
Buradayken hep seni ve iyi şeyleri düşündüm. Göreceksin, sayılı günlerin zamanla geçecek. Ailece eski günlerimizdeki gibi sizlerin başarılarını izleyeceğiz. Başarıya bak. Lütfen bugüne kadar yaptığın gibi babana güven. Bakın, bu da çok enteresan. Lütfen bugüne kadar yaptığın gibi babana güven kısmı da beni kıllandırdı yani. Yani bu zamana kadar ne oldu? Yani ne yaptınız da buna benzer size güvendi ve neyin üstü kapatıldı? Yani ben bunu da merak ediyorum. Burada bu kelime şeylerinin içinde, sözcük dizinlerinin içinde enteresan şeyler var yani. Söylediklerimi yap. Avukat abine güven. Susma. Pardon, susma hakkını kullan derse kullan. Bu senin hakkın. Sakın heyecanlanma. Tekrar tekrar söylüyorum. Hatanla yüzleşeceksin. Neyse anlat. Benim için ne kadar zor olsa da artık teslim olman gerek diye düşünüyorum. O ailenin, şimdi burada Münevver'in ailesine gelmiş sonunda. O ailenin belki daha çok ciğeri yanıyor. İçim parçalanıyor ama gerçekten biraz önceki yazdıklarınızdan anladık bunu. Ama aslan oğlum bil ki içi parçalanan sadece ben, bizim ailemiz değil. O babanın da, o ailenin de belki daha fazla ciğeri yanıyor. Bu acıyı anlatmak zor. Sen de acı çekiyorsun biliyorum ama hep dediğim gibi artık büyüdün. Çok iyi eğitim aldın. Hep başarılıydın. Beni hep gururlandırdın. Küçük bedenin, büyük yüreğin ve inancınla bu sıkıntılara da göğüs gereceğine inancım tam. Umutsuzluğa kapılma. Not: sağlığına dikkat et, beslenmene dikkat et. Kaçmakla, hayata küsmekle hiçbir şey elde edemezsin. Unutma, tek umudum sen ve kardeşlerinin benim emekliliğimde işleri eline alması. Seni hep sevdim, seviyorum, seveceğim babam. Gerçekten. Aygül Uslu demiş ki adam hala iş güç diyor, yazık be demiş. Kesinlikle, yani sonu böyle bitiyor. Yani unutma, tek umudumu sen ve kardeşlerinin benim emekliliğimde işleri eline alması. Peki. Şimdi bu mektubu okuduğumuz zaman şunu net olarak anlıyoruz ki tüm aile tüm gücü ve varlığı ile Cem'e sahip çıkmakta. Mektupta Cem'i suçlayıcı neredeyse hiçbir satır yer almamakta. Bunun bir araba kazası olduğu ve telafisinin olduğu her satırda çeşitli şekillerde belirtilmekte. Şimdi böyle bir ailenin sarmaladığı çocuk, hapishanede, hücrede, devlet kontrolünde intihar ederek yaşamına son veriyor. Ve aile hiçbir yaygara çıkarmadan, bir soruşturma dahi açtırmadan bu konuyu kabullenip çocuklarının cesedini alıp sessiz sedasız gömüyorlar. Akabinde işte bir uyduruktan cenaze töreni gibi bir şey işte gösterildi televizyonlarda. Bunu yapıyorlar. Yani burada bu arada bakın yorum yok yani. Yani şuraya kadar şu 7 sayfada herhangi bir yorum yok. Şizoidin işte ne olduğunu var, işte bilimsel olarak açıklaması var. İşte intihar olgusunun, işte otoerotik asfiksinin ne olduğu ile ilgili yaptığım bilimsel açıklama var. Herhangi bir yorum katmadan okuduğum bir babanın mektubu var. Arada işte bir şeyler söyledim, o ayrı. Yani bu noktaya kadar sadece kişilerin, yani daha da eksik var bu arada. Yani işte o gece yapılan şeylerden, işte evdeki paranın kaybolması vesaireden falan da daha bunlardan bahsetmedim bile. Yani burada enteresan olan daha bir yorum bile yapmadan sadece bunları okuyarak geldiğimizde bile, bunlarla geldiğimizde dahi bunun bir intihar, yani bu kişi için bir intihar olgusundan bahsedemeyeceğimiz çok açık değil mi sizce de? Yani bu sadece bana böyle geliyor olamaz herhalde yani diye düşünüyorum. Sizi de biraz bakayım neler dediğinize.
Fatma Hanım ben de inanmıyorum demiş. Coşkun Bey demiş ki harika bir eğitim almış. İnsanları nasıl kesip parçalama eğitimi sanırım. Herhalde öyle bir eğitim almış. Bayağı başarılı olduğunu söylediğine göre babası. Aycan demiş ki o baba da belki üzülüyor diyor. Şaka gibi adam bunu normal karşılıyor. Tek sorun çocuğunun yakalanmış olması. Kesinlikle. O da zaten yakalanmadı biliyorsunuz. Yani gidip teslim oldu. Yani işte bir pazarlık masasına oturuldu. Ondan sonra verildi. Yakalanmadı yani. Nur Ülger demiş ki kesinlikle çok net demiş. Hiçbir normal aile bunu kabullenip affetmez. Aynen öyle. Muhammed Salman çok teşekkürler. Kroma biraz geciktiniz ama tekrarını izlersiniz. Soruları da alacağım. O zaman da konuşuruz. Ne? Ne dediğinizi anlamadım ben. Muhammed Salman. Cem'in sözde intihar ettiği tarihe de dikkat etmek lazım. 10 Ekim 2014 Türkiye'nin en karışık olduğu dönemler. Kobani olayları vesaire zamanlama çok iyi baktılar. Ülke karıştı. Uçuralım dediler. Bahara. Aynen zaten biliyorsunuz onun akabinde işte bu bir soruşturma vardı ya ülkemizde ünlü olan. Onunla da bağlantıları çıkmıştı. Burçak Hanım, bu gibi zenginler hangi ülkeleri seçer? Firardayken rahat etmek için. Deniz Hanım inanın bilmiyorum yani onunla ilgili bir şey hiç bakmadım. Yani böyle atmasyonla konuşmayı sevmem. Ama paranız varsa çok paranız varsa her ülkede size açılan bazı kapılar bulursunuz maalesef. Kardeşim hemen yaşıyorsa nerede olabilir bu cani? Hiç bilemeyiz. Her yerde olabilir. Türkiye'de de olabilir. Hiçbir fikrim yok. Umarım Amerika'da değildir. Aygül Uslu. Amerika'daysa. Yani nerede olduğunu bilemiyorum ama olduğu yerde hala bu vahşetlere devam ettiğine ya da edeceğine bir şekilde eminim. Eğer Amerika'daysa benim araştırma sahamla ilgili bir işte umarım karşıma çıkar ve öyle Amerika'da onun affı da olmaz yani. Umarım da böyle şey bir eyalette olur. İdamın olduğu bir eyalette denk gelir ve güzelce uğurlarız yani bu sefer gerçekten. Şimdi dediğimiz gibi bu ailenin bu kadar sarmalayan, bu kadar kollayan, işte bu kadar sahip çıkan bir ailenin çocuklarının bu intiharında bir de yani gerçekten saçma sapan yani bir poşetle bir çamaşır ipiyle yapılan sözde bu intihardan hiçbir şekilde rahatsızlık duymaması, yaygara koparmaması, ortaları atmamaları, işte kendilerini çok enteresan geri çekilmeleri. Yani bu kadar sayfalarca mektup yazan bir baba böyle bir durumda başına geleni kabullenip köşesine çekilebiliyor demek ki. Enteresan. Şimdi akabinde bu olayın Münevver'in ailesi Cem'in cesedini görmek istiyoruz biliyorsunuz dedi. Ve dedikten sonra ertesi gün aniden fikir değiştirdiler. Bu arada şunun özellikle altını çizeyim. Burada amacım kesinlikle aileyi suçlamak değil. Yani Münevver'in ailesi zaten gerçekten babası ciddi derecede artık yani adamın neredeyse akıl sağlığı elden gidecekti. O durumlara geldi.
ve bir tane daha çocuğu var. Yani benim onları eleştirmek gibi bir haddim yok, öyle söyleyeyim. Ama dikkat çeken olayları da burada konuşmak durumundayız. Bunun için Erhan Eray çok teşekkürler. Bunun için biliyorsunuz ne dedim ya, unuttum. Dikkatim dağıldı. Bunun için de bu durumu ne dedim ben en son? Bana bir hatırlatır mısınız? Erhan seni mahvedeceğim ya gerçekten. Orada bir de göz çıktı. Gözüme takıldı. Ha, ailenin şeyinden bahsediyordum. Münevver'in ailesinden bahsediyordum. Münevver'in ailesini eleştirmek benim haddime değil. Ama ortada garip olan olaylar var. Bunları da konuşmamız gerekir. Yani bu olayı çözebilmek için, bu olayda daha doğrusu çözebilmek için demeyelim de bu tezimizi destekleyip hipotezimizi desteklemek için bunlara da bakmalıyız bence. Bunlardan bir tanesi ne? Bu ailenin bu cesedi görmek önce için bir hamle yapması, sonra da tamamıyla fikrini değiştirmesi ve tamam gördük biz ikna olduk demeleri ve aynı ay Münevver'in erkek kardeşini, yani sonuçta şunu da biliyoruz. Münevver'in ailesi orta halli bir aile. Düşük seviye, yani düşük gelirli bir aile değil. Ama orta halli bir aile. Ama Münevver'in erkek kardeşi birden aynı ay içerisinde New York'a yerleşiyor ve orada lüks partilerden videolar atmaya başlıyor. Bakın ben kaç senedir Amerika'da yaşıyorum. New York'ta yaşamak gerçekten zor bir şeydir yani. Öyle New York'ta siz başka bir eyalette, mesela Indianapolis'te, biz orada yaşıyoruz. Orada 1700 dolara, 1800 dolara mesela lüks bir yerde oturabilirsiniz. Ama New York'ta 1800 dolara, hatta 2000 dolara fare yuvasında oturursunuz yani. Onun için yani New York'a taşınmak ekstrem bir şey yani. Ve orada işte lüks partilerden videolar atmak daha ekstrem bir şey. Yani bu da dikkat çekici bir konu. Şimdi yıllar içinde başka şok edici olaylarla daha karşılaştık. Sadece bunlarla bitti mi? Hayır, bitmedi. Başka nelerle karşılaştık? Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Cem'in kız kardeşinin Instagram'a koyduğu fotoğraf. Hepimiz konuştuk bunu, biliyorsunuz. Yani bütün Türkiye konuştu. Neydi bu fotoğraf? Cem'in abisi ve iki kız kardeşi yer alıyordu bu fotoğrafta. Gayet neşeli ve mutlu bir aile fotoğrafıydı bu. Peki fotoğrafta dikkat çeken detay neydi? Bir işte oturup bir şeyin üstüne oturup poz vermişlerdi. İşte oturdukları koltuk Cem'in 12 yıl önce katlettiği Münevver'in kanına bulanmış olan koltuktu. Yani hepimiz bununla beraber başka bir şok daha yaşadık. Bunlar işte servis edildi, bütün boy boy gazetelerde gördük. İşte internette çeşitli YouTube sayfalarında gördük. Çeşitli YouTuberlar bununla ilgili işte videolar yaptılar, falanlar filanlar oldu. Enteresan yani, bu da garip bir davranış şekli. Bu da anlamlandıramadığımız davranışlardan bir tanesi. Hem de demiş ki Aslan Efe, New York'ta hem de elit bir semtte, öyle ortalama bir yerde de değil demiş. Yani valla benim gücüm yetmez yani şu anda New York'ta yaşamaya. Çok ciddi paralar New York'ta yaşamak, yani her şey New York'ta pahalı. Yani normalde aldığınız her şey orada daha pahalı. Şöyle söyleyeyim, işte bu dumanlı şey var ya, bu arada ben kullanmıyorum, umarım hiçbiriniz kullanmıyorsunuzdur. Onun bile fiyatı New York'ta daha yüksektir. İşte bir sürü şeyin fiyatı New York'ta İki katıdır, üç katıdır yani. Orada yaşamı sürdürmek de zordur yani. Onu da söyleyelim. Deniz Kuyucak,
Ben bu olayı bilen bir gazeteci beyle karşılaştım. Yani Münevver'in ailesi de çok masum değil minimalinde bir şeyler söyledi ama yani benim için burada en masum aile Münevver'in ailesidir. Ne yapmış olurlarsa olsunlar akabinde. En masum, en burada suçsuz olan aile ne olursa olsun, bakın bunun altını çiziyorum, akabinde bu olayların ne olursa olsun Münevver'in ailesidir benim gözümde. Bunların hiçbirini biz tabii ki sorgulayamayız. Ama dediğim gibi bu yine bize bazı şeyleri gösterir. Şimdi bu işte koltuğun üstünde, bu kanlı koltuğun üstünde poz verdiler dedik. Cem'in saldırı esnasında saldırısı esnasında Münevver kaçıyor, bir tane odaya saklanıyor ve bu odaya girip Cem bu odaya giriyor ve Münevver'i bıçaklamaya başlıyor. İşte o esnada Münevver'in kanı da bu koltuğa bulaşıyor. Bu aile de ne hikmetse gittiği her yere sırtına alıyor, bu koltukla gidiyor. Sanki işte ne denir o, hiç başka bir koltuk yok gibi bu koltuk her yere taşınıyor. Pocontas çok teşekkürler. Yani böyle bir ailenin, yani her ne olursa olsun ailenin maddi durumunun falan da bir önemi yok. Çok fakir bir aile de olsun. Ya oturacak koltuk istemezsiniz eve, koymazsınız ama yine o kanlı koltuğu getirmezsiniz. Yani yerde yatarsınız, yerlerde yuvarlanırsınız ama gene o koltuğu koymazsınız yani. Bu acayip bir durum. Bu garip bir şey. Ve enteresan, yani bu evdeki eşyaları bilmem neyi bırakır ve terk edersiniz orayı. Ama bunlar böyle özellikle belirli şeyleri yanlarında taşıyorlar. Garip. Garip oğulları zaten biliyoruz. Peki olaylar bu fotoğraftan sonra son buldu mu? Tabii ki hayır. Garip oğul ailesi bu sefer de karşımıza Among Us oyunuyla çıktı. Oyun aslında katil kim oyunu. Biliyorsunuz bu oyunla da gündeme geldiler. Bu Among Us'ta işte bir uzay gemisindesiniz ve burada bir grubun içinde katil ya da katiller var. Siz de işte bunları bulmaya çalışıyorsunuz. İşte Garipoğlu ailesinin bu sefer de bu oyunla ilgili bir fotoğraf paylaştığını gördük. Enteresan yani. Bu fotoğrafta dikkat çeken detay ise Garipoğlu ailesinin tüm fertlerinin kısaltılmış isimlerle bu oyunda yer alması ve karakterlerden birinin adının ise Gem olarak yazılmış olması. Gem biliyorsunuz İngilizce'de Gem diye okunur. İşte değerli taş, mücevher demektir. Bu da gerçekten çok enteresandı. Yani şimdi bu kadar tesadüf, bu kadar karşımıza sürekli çıkması enteresan yani. Yani bu tamam işte bir tane bir şey oldu, iki tane oldu. Bu nedir yani? Bu kadar tesadüf olamaz yani bu herhalde arda arda gelmiş. Yani bu tuhaflıklar ve bu mektup, yani bu mektubu yazan bir aileden ben bu tuhaflıkları beklerim zaten. Onu söyleyeyim size. Yani illa bunun altında bir ritüel, işte bir ayin, bir şey falan olmasına gerek yok. Zaten bu mektubu yazan aile üyeleri, işte demiş ya bütün hepimiz arkandayız senin. İşte haladan teyze çocuklarına bilmem nelere falan filan. Yani bunlar zaten garip bir aile yani. Onun için bu aslında bizi çok şaşırtmamalı. Ama biz yine tabii ki yani acaba dedik yani hani insanlar inanın şunu bile sorgulamaya başladı. Acaba bizde mi bir gariplik var falan demeye başladık yani. Oysa ki hayır. Bunlar bizim gözümüze sokuldu sürekli. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Sibel Saraçoğlu demiş ki bilgisayar oyununda keyfimiz yerinde diyorlar, bir aradayız. Aynen öyle. Aynen öyle.
Normal psikolojiye sahip bir aile ülke değiştirir utancından. Bunlar bir koltuktan vazgeçemiyorlar. Anormallik demiş kesinlikle. Aygül olsun. Ya ben sanmıyorum, devletin çok kurumu var. O kadar kurumu satın alamazlar. Devleti mi satın alacaklar Allah aşkına ya demiş. Devlet kurumlarını tabii ki satın alamazlar. Ondan bahsetmiyoruz zaten. Ama şöyle de olduğunu bilelim. Bu devletin kurumlarını satın alamazsınız ama devlet kurumlarının içinde yaptığı görevi kötüye kullanan insanlar tabii ki var. Bunlar karşımıza çıkıyor mu? Çıkıyorlar. Yani bunu reddedebilir miyiz? Hayır. İşin içinde para olduğu zaman ve kötü niyetli insanlar işte vesaireler olduğu zaman bu devletin kurumlarında çalışan, devlet bunları tek tek tabii ki denetleyemez, bu insanları hangisi kötü hangisi iyi tek tek bunları alıp tek tek karşısında konuşamaz. Ama böyle insanlar var mı? Var. Ve devletin içinde bunlar oluyor mu? Tabii ki oluyor. Yani her yerde olduğu gibi devlet kurumlarının içinde de var kötülük. Bunu da göz ardı etmeyelim. Madem samimiler, ailenin yerinde ben olsam mezar açtırır son noktaya koyarım. Arkadaşlar mezar açtırmak da çok şey değil. Yani şimdi burada Adli Tıp Kurumu'nun da bir sürü skandallara imza attığını gördük. Ya bunlar, şöyle söyleyeyim, olmaması gerekir tabii ki ama çok ayarlanamayacak şeyler tabii ki değil yani. Onun için şu noktadan sonra mezar açtırılması ya da açtırılmaması işte vesairesi falanı filanı çok da mühim değil yani. Bunun da altını çizelim. Yani o mezar açtırılsa da açtırılmasa da çok bir şey değişmeyecek. Cemre Hanım demiş ki, Burçak Hanım sizce Münevver'in bedenini neden ortadan kaldırmadılar, bulunmasını istediler? Aslında Cemre Hanım, şimdi bu enteresan bir şey. Yani bunu birkaç şeye bağlayabiliriz. Bunu yok etmeye vakitleri olmamış olabilir. Yani olay biraz hızlı ilerledi. Belki bilmiyorum. Bir takım aksilikler oldu. İşte belki işte o anki dinamikleri bilemiyorum yani. Belki götüremediler. Belki bu çok önemsenmedi. Yani önemsememiş de olabilirler. İnanın. Yani bunu bu şekilde konuşmak istemiyorum burada. Ama ben ailenin kendi çocukları dışında ve kendileri dışında hiç kimseyi önemsemediklerini düşünüyorum. Onun için ve bu ailenin geçmişine baktığımız zaman da çok hoş şeyler görmüyoruz. İşte amcasıyla ilgili de vesaireyle ilgili de çok hoş şeyler görmüyoruz. Yani bir illegallik durumu var yani bu ailede maalesef. Ve bu olayların içindeler yani, anlatabiliyor muyum size? Onun için çok önemsememiş olabilirler. Yani bunu şimdi çok böyle ifade ederken zorlanıyorum. Çünkü şimdi Münevver'in ailesine de böyle hoş olmayan bir şeyde bulunmak istemiyorum. Yani onların çocuğuyla ilgili bir böyle söylemde bulunmak istemiyorum. Yanlış yere gitmesini istemiyorum. Ama benim fikrim bu. Bence onu zaten çok saklamayı düşünmediler. Yani bunu bence çok önemsemediler. Yani sadece o an kurtuldular yani diye düşünüyorum. İleyna demiş ki, bence bu cinayet planlı. Olayda abi de, pardon, ikinciyi de bu kesinlikle olarak söyleyebiliriz. Anne bilinçli olarak evden gitti. Bir durum gerçekleşmiş olabilir o anda. Zaten babanın iştiraki var. Bu bilimsel olarak da ortaya konmuş. Delillerle de, maddi delillerle de ortaya konmuş. Bir durum var. Zaten baba bundan dolayı da yargılanmış ağır cezada.
bir iştirak var. Ama bu iştirağın sebebi nedir? Tabii ki onu yapanlar dışında hiçbirimiz bilemeyiz. O an olaylar nasıl gelişti, ne oldu, bunu tabii ki bilemiyoruz. Ama sonuca baktığımız zaman ve ailenin davranış şekline baktığımız zaman akabinde, yani sonrasında tuhaflıklar silsilesi var yani. Böyle bayağı lokomotif gibi, yani her harekette bir tuhaflık var. Değişik durumlar var. Her şeyi koyabiliriz yani, onu söyleyeceğim. Yani buna bir ayin de oturtabilirsiniz. İşte bir sapıklığı da oturtabilirsiniz. Bir işte planlı bir hareketi de oturtabilirsiniz ki planlı olduğu zaten aslında. Yani bu işi Cem'in planladığı net. Çünkü biliyorsunuz testerenin alış saati var yani. Testere daha önceden alınıyor. Yani Münevvere eve getirmeden önce alınıyor. Yani burada zaten olayın planlı olduğu açık yani. Ama bu planın altında yatan şey nedir? Tabii ki onları bilemiyoruz. Bunlar artık bilinmeze gittiler. Gitar kutusunun bir anlamı olabilir mi? Sanmıyorum Deniz Hanım. Yani ben pek sanmıyorum. Yani o an işte ne varsa elde onu koydular, götürdüler. Dikkat çekmesin diye. Nur Ülger demiş ki farklı bir senaryo planlandı belki de, ama planlanan gibi gitmeyince spontan gelişen olaylar silsilesi diyor. Olabilir. Şu anda bile Türkiye'de Çince öğrenmek için kaynak bulmak zor. Aynen. O zaman bir de o dönem tabii ki Cem'in günde 12-13 saat hücresinde Çince çalıştığını biliyoruz. Çince ve İspanyolca sanırım, tam hatırlamıyorum şu anda. Ama yani zaten şimdi intihar eğilimi gösteren insanlar hayata küserler. Hayata tutunmazlar, bir depresyonda olur. Yani intihar düşüncesi böyle bir anda bir dakika gideyim de kendimi öldüreyim diyeceğiniz bir şey değil yani. Bu çok saçma olur yani, bu düşüncedeymiş gibi davranmak. Yani bu çok Cem'in karakteriyle, Cem'in oradaki durumuyla da uyuşmayan bir şey. Bu Çince öğrenmeler vesaireler, 12-13 saat çalışmaktan bahsediyorum bakın hücrede. Yani ciddi saatler bunlar. Bunlar da çok önemli noktalar tabii ki. Gideceği ülkelerin dillerine mi çalışıyordu acaba? Vallahi tabii olabilir, ama Çince zaten lazım biliyorsunuz. Bir de ticaret yapan bir ailenin çocuğuysanız, böyle dış ticaret falan yapıyorsanız Çince şu anda çok revaçta. Çünkü zaten Çin'den geliyor her şey. Onun için Çince bilmek sizi işte bu şey karşısında, rakipleriniz karşısında böyle 150 adım öne taşıyan bir şey. Yani bunlar tabii her şeyi planlamışlar. Bir program oluşturmuşlar Cem için. Onun için de Çince öğrenmesi ve buna çalışması normal. İspanyolca da öyle biliyorsunuz. İspanyolca da artık çok önemli bir dil haline geldi. Peki Burçak Hanım, Cem'in anneannesinin söylediklerini dinlediniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Dinledim. Dinledim, korkunç yani. O da apayrı. Yani aile nasıl bir hezeyan içerisinde bilemiyorum tabii. O da şey diyor yani, ne var ki bunda diyor ya, herkes cinayet işliyor diyor yani. Bu çocuğunkini neden abartıyorsunuz diye bir beyanı var yani. İzlediniz mi bilmiyorum, izlemeyenler. Enteresan yani, kimse çok önemsemiyor bakın ailede Cem'in işlediği cinayeti. Çok önemsemiyorlar yani. Yani herkesin yaptığı bir şey diyor orada zaten anneanne de. Cem'in yaşı da çok fazla değildi. Aynı yaşta olup bu derecede vahşi bir cinayet işleyen birinin dünyada başka bir örneği vardır tabii ki. Mutlaka vardır. Bir sürü cinayetler var. Ya zaten Amerika'da biliyorsunuz en korkunçları bu okul işte toplu katliamlar vesaireler de var. Onun dışında
Enteresan cinayetler de var. Şimdi Yahudilikte aynı benzer davranışlar var. Yahudilikte arkadaşlar, bakın benim İsrail'de yaşayan arkadaşlarım da var. Bu mayasız ayin dedikleri şey böyle bir şey değil yani. Böyle bir kanla falan filan olan bir şey değil. Onu başka bir şey yani. Çok normal bir şey onlar için. Burada biraz böyle mistikleştirmek adına birilerinin böyle yanlış şeyi ortaya atıp ondan sonra onu işte bu çığ gibi büyümesi. Mayasız ayini diye bu söylenen şey yanlış bilgi. Böyle bir şey yok yani. O bir böyle başka bir şey yani o bahsedilen şey. Bununla alakası yok yani bu verilen bize şeyle ilgisi yok. Yok işte bakire kanı işte bilmem ne falan işte onunla şey yapılıyor falan öyle bir şey yok yani. Bunlar birazcık böyle daha olayı böyle mistik hale getirmek için söylenen şeyler. Olay zaten mistik hale getirilmesine gerek yok yani bu olayın. Bu olay zaten başlı başına korkunç ve enteresan bir olay yani. Bu yani hani bir böyle ne denir? Bir şeye yani işte bir topluluğa bunu yapıştırmak falan. Yani bunlar güzel şeyler değil yani. Yahudiler kötü insanlar değiller. Yani böyle ayrım yapmayalım. Hani böyle bir cinayetin işte karşılığına Yahudileri falan koymayalım. Suç biliyorsunuz kişiseldir. Burada kişileri bağlar. Bu onların kendi seçimi bu insanların. Bu tamamıyla onların işte ne denir ahlaksızlığı diyelim. Onların işte bu norm tanımazlığı bunlara bağlayabiliriz ama bir gruba işte bir topluluğa bunları bağlamayalım. Buket Ayyıldız. Burçak Hanım, bildiğim kadarıyla Karabulut ailesi dava açtı Garipoğlu ailesine. Bayağı yüksek bir meblağıydı ve Karabulut ailesi davayı kazandı. Münevver'in kardeşi daha sonra yurt dışına çıktı. Buket Hanım teşekkürler. Olabilir, doğru diyorsunuz. Öncesi mi sonrası mı tabii? Yani bu sonuçlanmanın öncesinde mi sonrasında mı gidildiğini bilemiyorum. Ama bu da olmuş olabilir. Doğru diyorsunuz. Zaten bu arada bu söylediğim kısım yani bu Münevver'in ailesiyle ilgili olan kısım bu tabii internette işte haber yani gazetelerden bu arada ben gidip böyle tabii abuk sabuk yerlerden falan bunları toplamıyorum. Hani gene bir Cumhuriyet gazetesini işte biraz daha güvendiğim böyle altyapı sağlam olan hani gazete haberlerine göre işte söylüyorum bakıyorum. Ama yanlış da olabilir tabii ki. Bunun da altını çizelim. Aygülüsü o dönem öldürülen kaybolan kaç kadın var İstanbul'da araştırılması lazım. Bu Münevver ilk olayları değil belki de. Tabii ki olabilir. Ayşegül demiş ki Ayşegül Toku ama parayı alamadılar avukatları öyle dedi. İşte tam olarak ben de bilmiyorum yani ne oldu orada nasıl bir şey oldu ne zaman alındı ne oldu ben de tam olarak bilmiyorum. Kar tanesi. Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi zaten tüm bunların ışığında bizim bugün Cem Garipoğlu işte öldü mü, yaşıyor muydu tartışıyor olmamız da çok enteresan değil aslında bakarsanız arkadaşlar. Yani çünkü aslında bunu konuşmuyor olmamız tuhaf olurdu. Ve hala konuşuluyor olmaları da aslında zaten bu ailenin işte ailenin gerçekten bunu körükleyen hareketler içinde bulunuyor olması. Yani durup dururken bu böyle ortaya çıkmıyor. Yani bu aile sürekli tuhaf hareketlerde bulunduğu için insanları körüklüyorlar yani. Bunları konuşma ihtiyacı hissediyor tabii ki. Çünkü Türkiye'deki en korkunç işlenmiş bir cinayetten bahsediyoruz. Ve bunun müsebbibi yani bir kişi var ve o da bu aileye mensup. Ve bu aile enteresan enteresan şeyler yapıyor.
Tabii ki bu da konuşuluyor. Yani bunun konuşulmaması aslında tuhaf olurdu. Onun için ailenin de işte veya aileye yakın kişilerin de bu niye hala konuşuluyor? Bu insanları niye suçluyorlar diye düşünmeleri saçma. Çünkü aile o zaman bunu körüklemeyecek. Oturacak oturduğu yerde ya. Yani ortadan kaybolursun böyle bir şey olduğu zaman. Yok olursun, silinirsin yani. Tamam, hani bu zamana kadar bunları yazmışsınız. İşte bu mektuplar, bilmem neler, onlar bunlar, skandallar. Yani ailenin yazdığı mektupta baba diyor ki ben bütün ayarlamaları yaptım diyor ya. Yani daha ne diyecek yani? Devlet kurumlarına atılmış bir iftira da var eğer bu yalansa o zaman. Yani ben herkesi ayarladım, her şeyi ayarladım diye bir orada cümle var yani. Neyi ayarlıyorsunuz ya? Gerçekten yani bunları söyleyen bir aileden bahsediyoruz. Ve bu aile durmaksızın bir şeyler yapıyor. Yani yok işte kanlı koltuğun üstüne fotoğraf paylaşmalar. Yani o koltuk her yere taşınmış. İşte ne bileyim ardından işte bu Among Us oyunundaki işte ne denir oradaki işte isimler falanlar filanlar, bunların paylaşılması, insanların gözüne sokulması. Biz konuşulmak istiyorsunuz yani. Ve doğal olarak da insanlar Cem'in ölümüne inanmıyorlar. Çünkü sürekli bunu ayakta tutan sizseniz yani. Ben burada işte bilimsel olarak verileri ortaya koydum. Kimileri işte daha dedikodusal olarak verileri ortaya koyuyorlar. Kimileri kendi fikirlerini beyan ediyorlar vesaire vesaire. Yani poşet kafaya geçirip bunu da iple bağlayıp intihar edebilen tek kişi dünya üzerinde Cem Gariboğlu bence. Literatüre girmesi lazım yani. Enteresan. Bu konu bence işte diyorsunuz yani daha fazla konuşalım. Daha fazla konuşulacak gerçekten bir tarafı yok yani bu konunun. İnanın yok yani. Çünkü bu konuyu bir tık daha ileri taşısanız artık suçlamaya girecek. Bir tık daha ileri taşısanız dedikoduya girecek. Yani burada bilimsel olarak bir şeyleri koyup üstüne artık bu kadarını söyleyebilirsiniz. Bunun ötesinde bir şey yok. İnanıp inanmamak herkesin kendi fikri tabii ki. Herkesin kendi seçimi. Bu kadar önümüze konan delilden sonra benim için çok delil niteliğindedir. Yani bu mektup çok incelenesi bir mektup. Ben buradan daha çok notlar çıkardım ama dediğim gibi şahısları artık suçlama vesaire gibi durumlar oluşabileceği için bunları söylemiyorum ama işte uzman kişiler oturup baktığında burada aslında geçmişte de yapılmış bazı şeyler olabileceği fikri uyanmakta bende. Uyandı bende. Değişik yani, enteresan. Benim için nokta yani Cem Gariboğlu dosyası ile ilgili daha fazla konuşabileceğim bir şey yok. Üstüne söyleyebilecek bir şeyim yok. Benim inancım her yerde paylaştım. Ölmediği yönünde. Bu benim inancım. Beni bağlayan bir şey. Benim kimse buna inanmamı beklemesin. Ama tabii ki ilahi adaletin de tecelli etmesini bekleyemeyiz biz dünya üzerinde. Bazen böyle bazı olaylar için söyleniyor bu. Ben çok sinirleniyorum yani ilahi adalet. Yani niye ilahi adalete bırakalım ki? Elimizde bizim burada yapabilecek gücümüz varken adaletin işte işte bize verdiği yetkileri kullanarak işte kötü insanları yakalayıp işte bu vahşeti işleyen insanları yakalayıp onları cezalandırabilmek varken ilahi adaletin cezalandırmasını beklemek de bence gerçekten 5. sınıf ülkelerin söyleyebileceği bir şey. Onun için de umarım biz ilahi adaleti beklemeyiz birçok artık dosya için.
biz kendimizi geliştirir, bu konularda özellikle uzmanlık alanları açarak, uzmanlar yetiştirerek ilahi adaleti beklemektense kendimiz bir şeyleri çözmeye çalışıp daha hızlı çözmeye gayret edip, yani bu uzmanlar sayesinde işte teknolojinin bize verdiği imkanlardan yararlanarak ayrıca bunları yapmaya çalışırız umarım. Biz de ülke olarak işte o refah seviyesini yükseltmiş ülkelerin durumuna çıkarız umuyorum. Arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bu kadardı. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Beni çok mutlu ettiniz. Güzel sayılar oluyor yani canlı yayınlarda. Çok mutlu ediyorsunuz beni. Şimdi artık Cem Garipoğlu konusunu da kapattığımıza göre önümüzdeki haftaki planlarımızdan bir tanesi öncelikle Çağla Tuğaltay yıl otopsisini yapan Halis Dokyos hocamızla düzenleyeceğimiz bir video olsun. İlk şeyimiz bu olsun önümüzdeki hafta. Ondan sonra da böyle önemli ve dikkat çeken işte Zodiac gibi, işte bu Panama'da kaybolan iki genç kız vardı. Onunla ilgili bir takipçim bir şey göndermişti, bir bunlara da baksanız diye. Çok ilgimi çekti benim o olay. Onu işte analiz edebiliriz. Bu arada kalp gönderenler var. Nuran Savat'a çok teşekkürler. Bir kişiyi daha görmüştüm. Reyhan Hanım, ben de sizi seviyorum. Çok teşekkür ederim. O denizin deryası. Sağ olun. Saadet Hanım, teşekkürler demiş. Yeşim Hanım demiş ki bu olay böyle kapanmamalıydı. Çözülmemiş bir sürü şeyler var. Tekrardan bu dava sorgulanmalı inşallah. Ama yaşamayan biri var yani şu anda. İşte bu dava artık bitti yani. Reyhan Emadağlı, Çağla Tuğaltay ile ilgili bu aralar birkaç şey izledim. Otopsi ile ilgili inşallah zamanı gelince soracağım demiş. Anneciğim, ben de sana kalp gönderiyorum. Yeşim Hanım, Güneş, çok teşekkürler. Umarım güzel olmuştur. Yani ben biraz daha, ya şimdi yazıyorum ya, hazırlanıyorum arkadaşlar. Sizden önce işte bayağı böyle sayfa sayfa işte yazıyorum bunları. O yazdıklarımın hepsini maalesef okuyamıyorum yayında. Çünkü yazarken kendimi kaptırmış oluyorum bazen böyle. Böyle kendi fikirlerimi de bayağı bir koymuş oluyorum. Ben burada olabildiğince kendi fikirlerimi kısıtlayarak daha işte altyapısında işte bilimin eşliğinde vesaire size vermeye çalışıyorum. Aslında içimden çok şey söylemek geliyor. Sizinle paylaşmak istiyorum. Onun ucundan kıyısından paylaşıyorum da. Yani çok sert söylemlerde bulunmaktan haz etmiyorum açıkçası. Bunu da söylemek istedim. Sizin de emeklerinize sağlık arkadaşlar. Geliyorsunuz beni izlemeye. Çok keyifli oluyor benim için. Hayra yeni hesapla takipteyim demiş. Takip edin. Bu arada muhtemelen şurada hemen bakayım bir kutlama yapalım. Bir saniye. Kaç kişi olmuşuz? 3000 olduk mu? Bakayım hemen. 3000 olduysak hemen şuradan size bir kutlama şeyi yapalım diyorum. Ben tabi bu arada ups. Abone sayım 2000 kaçtı ya? 994 müydü? Böyle bir şeydi sanırım. En son. Bu arada ben bilgisayarımı 3 gündür falan kapatmadığım için bilgisayar yavaşladı. Çünkü bir yandan makale yazıyorum, bir yandan ödev yapıyorum, bir yandan başka bir şey yapıyorum. 40 bin tane sayfa açık bilgisayarda.
Bilgisayar sürekli açık. Ben gidip gelip böyle uyanıyorum falan. Bir saat uyuyorum. Kalkıyorum, geliyorum. İki satır bir şey yazıyorum. Geri gidiyorum. Böyle bir hayat sürüyorum bu ara. Hadi inşallah açılacak yani artık. Ben bilgisayarım da kötü bir bilgisayar da değil yani. Aa, 3021 olmuşuz. 3000 abone olmuşuz. Bu arada 3000 olduk, aynen öyle. 3021 kişi olmuşuz. Çok sevindim. Çok güzel. İnşallah 5000'de biliyorsunuz kitap göndereceğim dedim. Bunu da çok istiyorum. Böyle güzel değişik bir kitap yollamak istiyorum. Aramızda bir çekiliş yapalım. Hatta bir tane değil, birkaç tane yollarız. Ay, çok sevindim. Bu arada herkes bir şeyler gönderiyor. Evet. 3000 değişik bir hissiyat. Kaçla başladık, kaçla gidiyoruz. Verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadığınız için bu yolda teşekkür ederim. İsteklerinizi bana lütfen yazın. Instagram'dan takip edin. Instagram'da yazan herkese mutlaka cevap veriyorum. Buradan da cevap vermeye çalışıyorum yorumlara. Ama bu ara gerçekten arkadaşlar inanılmaz yoğun bir dönemdeyim ben. Ama yine de dediğim gibi mutlaka cevap yazıyorum, ama Instagram'dan biraz daha hızlı görebiliyorum. Onun için Instagram'dan takip etmiyorsanız beni Instagram'dan takip edin. İşlememizi istediğiniz böyle çok değişik cinayet davaları, ya şuna bir bakalım, şunun bir analizini yapalım. Milyonlara ulaşmanız dileğiyle demiş Ayşegül Hanım. Çok teşekkür ederim, inşallah. Varsa eğer kafanızda böyle cinayetler, böyle işte izlediğiniz ama ya bunu bir inceleyelim dediğiniz bir şeyler varsa mutlaka yazın. Özellikle yine diyorum, altını çiziyorum, Instagram'dan gönderin bana. Sherlock, çizginiz çok güzel, böyle devam demiş. Çok teşekkür ederim. Nurlu Nurlu, çok teşekkürler. Arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Hepinizi öpüyorum. Pozitif insanlarla beraber oluyoruz. Pozitif şeyler yapıyoruz. Negatif insanlardan kaçıyoruz. Negatif şeyler çok fazla izlemiyoruz. Bize böyle negatif enerji saçan insanlardan olabildiğince uzağa kaçıyoruz. Kendinize dikkat edin. Kapılarınızı kilitleyip yatın. Camlarınızı kapatıp yatın. Görüşmek üzere. İyi geceler herkese.